Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazretleri. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri peygamberdi biliyorsunuz. Her peygamberin ayrı bir özelliği var her peygamberinde. Süleyman Aleyhisselam'ın özelliği de hem saltanat hem peygamberlik onun şahsına birleşti. Allah da bir bizlere saat ayet 30'da Rahim ve hebnehu Davud'e Süleyman'e ve hebna li Davud'e Süleyman'e vela biriyor. Davud'a Süleyman'ı hibe ettik vela buyuruyor. Yani Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğlu. Ni'mel abdü o Süleyman ne güzel kuldur Allah buyuruyor. Yani Allah Teala Süleyman Aleyhisselam burada övmet ediyor. Ni'mel abdü o Süleyman ne güzel kuldur. İnnehu evvab o evvabdır. Evvab hep tövbe eden, Allah'a yönelen, gönlü Allah'a bağlanan kimse demektir. Davud Aleyhisselam Hazretleri de gençliğinde çobandı kendisi de. Bazı oğullar oldu. Derken önce melik oldu, devletin başkanı oldu. Sonra kendisi peygamberliğe verildi kendisine. Davud Aleyhisselam'ın çok oğulları vardı. Yerine Süleyman Aleyhisselam geçti. Bizim Mevlam şöyle buyuruyor. Ve ver Süleyman'ı Davud'a. Ve ver ise Süleyman'ı Davud'a. Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam yerine varis oldu. Onun mülküne, tahtına geçti. Hazreti Davud Aleyhisselam Meşid-i Aksa yapmaya başladı Kudüs'te. Meşid-i Aksa. Aksa en son, uzak anlamına gelir. Onu yapmaya başladı. O güne kadar eşi görülmeyen büyük bir meşit yapmaya başladı. Duvarlarını ancak bir insan boyu kadar yükseltti, ömrü yetmedi bitirmeye. Oğlu Süleyman Aleyhisselam vasiyet etti. Yavrum Süleyman, bak benim ecelim yaklaştı, bu meşidi sen tamamla diye vasiyet etti. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri de 12 yaşındayken devletin başına geçti. 12 yaşında iken. Fakat çok akıllıydı muhteremler. Çok zekiydi. Hatta bazen hüküm konusunda, yani muhakeme konusunda babası o anda peygamber olduğu halde ondan iyi hüküm verirdi. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu bir konu geçiyor. Bir koyun sürüsü bir tarlaya zarar verdi de onun için halletti, o konuyu halletti. Bir de şöyle olmuştu, iki tane kadın, kocaları uzağa çalışmaya gitmişler. İki tane kadının çocukları, ufak çocuklar oynuyorlar dışarıda. Kadınlar konuşmaya dalmışken bir kurt geldi, şuna birini kaptı gitti. Şimdi kurdun kaptığı çocuk, o çocuğun annesi bunu gördü. Fakat kocasından korktuğu için ne yaptı? Dedi ki şimdi öbür kadına, komşusuna, bak senin çocuğunu kaptı dedi ona şimdi. Kocasından korktuğu için. Demek ki kocasını tanımıyor. Herhalde kocası uzun zaman gurbete kalmış. Sonra mı çalmış çocuğunu? Bu kadın dedi ki kadın da aslı annesi çocuğun. Hayır komşu, arkadaş böyle değil bak. Bak kurt senin çocuğunu kaptı. Bu benim yavrum bu. Hayır diye kadın başladı bağırmaya çağırmaya. Derken Süleyman Aleyhisselam'a tabii iş dava intikal etti. İki kadın şimdi geldiler davacı olarak da. İkisi de der ortada bir çocuk var. İkisi de bu çocuk benim diyorlar. Süleyman Aleyhisselam şahit istedi, şahit bulamadılar. Demek ki ikisi ayrı bir yaşıyorlar.
Şahit bulamadılar. Peki alamet istedi, belirti istedi çocukların bedeninde gizli olarak, öyle bir şey yok dediler şimdi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam şöyle karar verdi. Madem ki bu çocuk ikinizin şu anda. İkiniz iddia ediyorsunuz ki çocuk benim diye. Şahidiniz yok. Bir belge yok. Beyin alamet yok. Bir şey yok, bu konuda yok. O halde dedim, aldı eline kılıcını. Ben şöyle başından aşağı bir ikiye böleyim. Yarısını beni, yarısını bir sevireyim dedi. Ve gayet sert mizaçlı ikinizdi. Kılıcını kaldırıp tam şöyle başına vuracak gibi yaptı. Çünkü annesi, gerçek anne, ya Süleyman, yavruma kıyma, ona versin olsun dedi böyle. Bunu Süleyman Aleyhisselam, al şu senin dedi muhtemelen böyle. Öbürü seni çıkarmadı. Yani Süleyman Hazretleri, 12 yaşındayken hükümdar oldu, zaten başına geçti ama çok akıllıydı. Yani yönetmelikte babasına bile geçmişti kendisi. O yaşta tabi peygamber değildi. Sonrasında peygamber verdi kendisine. Süleyman Aleyhisselam'ın özellikleri şimdi, yani farklı özellikleri var diye peygamberindedir bunlar şimdi. Bir atasözümüz vardır, eslemle konuşulur. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı, bize de kalmaz diye. Eslem bu çok konuşurdu böyle, atasözümüz böyle. Yani bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı, kimseye kalmaz diye. Onun yaşadığı hayatı kimseye yaşayamaz derler. Öyle bir şey kendisi böyle. Hatta Süleyman Aleyhisselam'a bir duası var şekilde kendisinin. Saat artı 35'te kale. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam, Rabbi firli. Rabbim beni affet, günahımı bağışla. Ve hebli mülken. Bak öyle bir mülk, saltanat, güç kuvvet verir ki, la yemmegî lihadî min bâdî. Benden sonra kimseye vermediğin bir nimeti, mülkü bana ver buyurdu. Dolayısıyla kabul oldu. Onun kavuştuğu saltanata, o konfora, o hayata kimse kavuşamadı böyle. Peki peygamber nasıl bu hayatı yaşadı? Evet muhteremler, saltanatta yüzdü, nimette yüzdü, altın içine yüzdü ama kendi bir fakir gibi yaşadı. Bunu ancak peygamber bunu yapabilir. Yani dünyaya hiç aldanmadan, dünyanın süsüne, ziynetine aldanmadan, gönlü Allah'a dönük, gönlü Allah'a diye yanan, bunu sır düşmana karşı kullanan bunları bir peygamber kendisi. Bunu bakalım inşallah özelliklerine. Enbiya suresi ayet 81'den alıyorum inşallah. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane olduğu için böyle bölüm bölüm almam gerekiyor. Mevlamız buyuruyor. Veli Süleyman'a riha. Süleyman'a da rüzgarı onu emre verdik Mevla buyuruyor. Rüzgarı. Burada vav velisi vav atıf. Yukarı atıf var herhalde. Yani Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a demiri yumuşattı elinde. Demir. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem devletin başkanı iken ne yapıyordu? Elin emeğine yemesi için. O da şöyle olmuştu. Davud Aleyhisselam devletin başında. Tabii yakınları var, yöneticileri var, komutanlar şunlar var, yakınları var. Fakat onlar bana gerçeği söylemezler diye, yani yakınlara güvenemedi, halk arasına girerdi. Kıyafetini değiştirirdi, tanınmayan bir şekilde girerdi, çoban gibi olurdu, halk arasına karışırdı, insanlara soruyordu. Bu Davud nasıl bir insan, hükümdarımız diye sordu. Herkes de onu övüyordu ama. O Davud bir tane. Adaleti, her şeyi bir tane. Herkes
Yine bir gün ıssız bir yerde bir adama rastladı. Arkadaş durur musun biraz? Durdu. Ne var? Bu Davut nasıl bir insan acaba? Acaba halk bundan memnun mu acaba? Bakın muhteremler. Yani bir eksiğin varsa, hatan varsa ahirete kalmasın bu. Dedi, bu örneğim ki düzelteyim diye böyle yapıyordu. Şimdi o kimseye yine sordu o kişiye ıssız yerde. Davut'u nasıl biliyorsun deyince dedi ki o kimse Davut çok güzel bir kul. Adil kimsedir. Her şey güzel ama yalnız elin emeğini yemiyor. Elin emeğini yemiyor. Yani çalışıp kendi kazanmıyor böyle. Yemiyor. Meğerse ama melekmiş o. Rabbim onu göndermiş kendisine. Eve geldi. Ya Rabbi ne iş yapayım acaba? Daha önce çobanlık yapıyordu. Ama çobanlık yapacak daha başında. Tabi bırakamaz şimdi. Halk gidersen bırakmaz. Kimse bırakmaz bunları da. Ne yapayım? Mevlana buyurdu. Ya Davud zırh yap, zırh. Yani savaşı kullanacak, zırh böyle. Yani hem bir cihat için, bak muhtemelenler. Hem cihat için, düşmana karşı İslam askerini koruyacak, zırh yap Mevlana buyurdu. Nasıl yapayım ya Rabbi acaba bunu? Bilmiyorum tabii, bir meslek tabii bu da. Mevlana buyurdu, sana melek gönderirim. Ona Rabbim demir yumuşattı, demiri. Bal mı bu, hamur gibi. Böyle alır demiri elinde çekerdi ben derdi. Böyle ip gibi inşerdi böyle yapardı bunları. İşte Mevlana buyuruyor Veli Süleyman'a riha. Süleyman da Allah buyuruyor rüzgarı emine verdik rüzgarı. Rüzgarı. Asifeten asifeten kasırga gibi fırtına esen rüzgarı tecri bi emrihi. Süleyman'ın emriyle eserdi rüzgar. Nereye gitmek istiyorsa oraya eserdi. Oraya götürürdü. Peki bu rüzgar acaba hızı ne kadardı? Şimdi rüzgar deyince yani rüzgar Süleyman'ı götürüyordu muhteremler. Tahtına otururdu. Askerle beraber bütün savaş erkenle beraber Süleyman'ı emir verdi rüzgara. Eser'i götürür, o tarafa götürürdü. Yani bu rüzgar özel bir rüzgar ama. Özel rüzgardı Mevlam veriyor buna. Onu istediği hızla esiyordu. Böyle buyuruyor yine bizlere Gudüva şehrün. Bu da Sebe Sûre aldım bunları da. Yani ayetin başlıyor. Veli Süleyman'a riha, Süleyman'a rüzgarı emre verdik. Gudüvha şehrün. Gudüvü, gadve sabahı. Yani güneş doğması öğle arasında. Gudüvha şehrün bir aylık yol alırdı rüzgar muhtemelen. Hiç yorulmadan. Yani o dönemde ne vardı? Ancak at ve deve vardı. Yaya yürüyüşü vardı o dönemde. Demek ki o dönemdeki yürüyüşe göre atın, devenin, insan ordunun, askerin yaya yürüyüşüne göre bir aylık yolu yarım gün ve sürme alırdı buna. Yarım gün sürmeden o bir aylık yol alırdı. Ve rebahu şehrün öğlen sırada yine bir aylık yol giderdi. Kendisi kuruşta oturuyordu. Zaten ilk işi önce Kudüs'ü imar etmek oldu Süleyman Aleyhisselam'ın tahta geçince muhteremler. Kendisi ilk olarak böylece. Önce tabi babasını yerine getirdi. Meclis-i Aksa'yı tamamladı. Meclis-i Aksa'yı tamamladı. O güne kadar görülmeyen bir şeydi. Böyle. Her tür inci, mercan, yakıp süzde orasını. Sonra Kudüs'ü 12 mahalleye böldü. Her mahallenin ayrı bir özelliği oldu. Etrafını surla çevirdi Kudüs'ün. Gayet içimi suya getirtti. Yani o güne kadar çok modern bir yer yaptı Kudüs'ü. Hem saltanatın merkezi oldu. Yani kent merkezi oldu orası. Hem de o dönemde dünyanın en modern bir örnek bir şehri oldu orası. Yolları tertemiz.
insanlar ahlaklı, esnafı ahlaklı, her şeyi temiz, akarsuları, ev içme suları tertemiz hale geliyor. Bunu böyle yaptı. Bundan sonra tabii ne yaptı? Etrafa şimdi insanlara da İslam'ı dağıtmaya başladı. Demek ki yarım günde bir aylık yolu alıyordu rüzgarla. Kendin taht üzerinde, geniş tahtı vardı oturu üzerinde. Orada aslanırdı. Emri verdi rüzgara. Ya rüzgara ez bakalım şöyle, cihet yönünü o tane derdi. Ez bakalım derdi. Mevla biliyor, asifeten fırtına katır gibi. Bunları bir yerden kaldırırdı bunları. Yerden kaldırır muhtemelen böyle. Havadan bunları böyle götürürdü. İnce kere böylece. Bu tek yalnız Süleyman Aleyhisselam bu mucize verildi kendisine. Ve esselna lehü aynel kıtri. Birden Mevlam şöyle buyuruyor. Ve esselna lehü onu akıttık Mevlam buyuruyor. Aynel kıtri, ayın bir pınar. Şimdi kıtır da erimiş bakır. Erimiş bakır. Süleyman Aleyhisselam Mevlam ne verdi? Aynen böyle su kaynadığı gibi, yerden erimiş bakır dışarı akıyordu, dışarıya böyle. Erimiş bakır. Bakır ne zaman erir muhteremler? 1080 derecede erir bakıra bakınız. Bakır erimesi için ne gerekiyor? Isı olarak 1083 derece gerekiyor. O zaman bakır erir. Demek o kadar ısıda o bakır yer altından üstüne çıkıyordu. Hemen bunu alıyorlar bunları, kalıpla dökerlerdi. Bundan tabii çok şey yaparlardı bakırlardan. Ve minel cinni. Cinni, cinler de onun emrindeydi Süleyman Aleyhisselam'dan. Men ya'melu beni deyhi bid rabbihi. Cinler de Rablerinin izniyle, Allah'ın izniyle onun emrinde iş yaparlar cinler de. Hangi cinler? Cinlerin kafirleri muhtemelenler. Şeyatın denilen böyle. Şimdi şeytan da ondan cin sınıfındandır. Cinlerin inkarcıları, kafirlerine şeytan deniyor. Müslümanlar da vardır. Bir de halk arasında peri denir. Peri de bir şey vardır. Peri kızı falan derten böyle. Peri o da cindir. O Farsça. Yani Farsça, Farslar cine peri derler. Peri ayrı değildir böyle. Derler cin peri bazen derler böyle. İkisi ayrıdır. Aynı anlamına gelir. Cin Arapçasıdır. Peri Farsçasıdır. Demek ki o dönemde ne kadar şeytani cinler varsa, inkar cin, sapık cinler varsa onlar da Süleyman'ın emrindeydiler. Emrinde. Onun elinde bir yüzük vardı elinde. Yüzük vardı. Yani mühür vardı elinde. Bir söz vardır ya, mühür kim değilse odur Süleyman. Yani o vardı böyle. Bütün cinler onun karşısında elbette dururlardı. Yani cinlere karşı gelemezlerdi. Bütün elbette bağlanırdı karşısında. Onları çalıştırırdı. Ne iş yapardı cinler? Bakalım şimdi. يَعْمَوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَهُ Ona cinler yaptıkları şey biri meharip. Meharip, bir Rab'ın çoğulu. Buradaki Ebniyetür Refia diyor bunu müfessirler. Yüksek binalar yaptırdı cinlere. Yüksek binalar. Taşlardan, şundan bundan. Onlara yaptırdı bunları. Cinler insanın daha güçlü, kuvvetli cinler muhtemelenler. Daha güçlü, kuvvetli. İnsan yapamayacağını onları yaparlardı. Büyük taşları kaldırırlardı, bina yaparlardı. Ve temafile. Timsal bir misal, örnekler, şekil anlamına geliyor. Nakışlar yaptırdı bunları böyle. Taş uydurdu bunları. Ve cifanın kel cevabi. Cifan yemek kapları, çarraklar çöp yaptırırdı. Ne kadar çarraklar ama kel cevabi. Buradaki el cevap cabiyenin çoğulu. Cabiye de havuz demektir. Havuz büyüklüğünde
çanak yaptırdı onlara, cinlere, havuz büyüklüğünde. Yani bir ordu mola verince havuz büyüklüğünde çanak ortaya konur, o tabi yemek konurdu. En aşağı 100 kişi de karnını doyurmuş onda, o etrafında. Ve kudurun rasiyat, kudurda tencereler, rasiyatta sabit tencereler. Alt tencere kımıldamıyor yerinden. Düşünün ki bir tencereden kaç tane havuz yemekte dolacak. Tabi bunu insanlar yiyor bunu, hayvanı yiyor bunu, cinleri yiyor bunları, yiyor bunları. Ve Mevlam buyurdu ayetin sonunda, اِعْمَلُوا عَلَى دَاوُدَ شُكْرًا. Ey Davud'un ehli beyti, ev halkı, yavruları, şunlara bunlar, Mesih'e marşansı ederim. Şükürle amel edin. Yani amel ile şükredin, amel ile. Dille değil. Burada kulu değil. Yani şükür deyin. Mela buyurmuyor da, اِعْمَلُوا عَلَى دَاوُدَ شُكْرًا. Ey Davud'un ehli beyti, yavruları, şükrü ameli olarak, uygulama olarak, yani pratikte şükredin, pratikte. Nedir bu da? Bütün bedenle şükür gerekiyor muhtemelen. Bütün bedenle. Neden? Çünkü bir nimetten, yani dilin tat almıyor ki bir nimetten. Gözün de ondan bir aldığı haz var bir nimetten. Kulak da alıyor, damak da alıyor, bütün bedene yayılıyor. İnsanın giydiği bir şey üstüne başını da kuşatıyor. Oturdu evinde bir nimet insanlara. Bu işte Mevla buyuruyor. Şükrü yalnız söz ile değil. Elhamdülillah, çok şükür. Sana şükür, elhamdülillah. Yeterli mi? Olmaz kadar. Yetmiyor böyle. Bütün beden yapacak. Bu da nedir? En büyük şükür işte, ulemalar buyuruyorlar, namaz, namaz muhteremde. Yani namazda kul ne yapıyor? Bütün varlığıyla Allah'a secde etmiş oluyor, şükretmiş oluyor. Ve kalilun min ibadiye şükür. Allah buyuruyor ama. Ve kalilun ne azdır ne azdır. Min ibadiye kullarımdan eşşekür, şükreden kullarımda ne azdır Mevla buyuruyor. Bakın o dönemde. Demek ki her dönemde Allah'a şükreden kullar hep azınlıktaymış bunlar, azınlıkta. İnsan genelde el nimet girince kulunu hemen nefsine verir. İşte akıl ettim, tam yerinde isabet ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, atıldım, şu bunu yaptım. İnsan hemen onun nefsine verir böylece. Efendim akıl ettim, aklı kim verir? Görüşü kim verdi? El ile yapılan bir nimete, el ile yapılan, elde edilen nimet, eli yaratan kim? Parmak kımıldatan kim muhtemelen böyle ya böyle? Nimetin olması Allah Celle Celaluhu. Şimdi inşallah Nemi suresinden Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuyla bir gidişinden bahsediyor burada Mevlam burada. Ordusunun, yani saltanatının gücü, kuvveti. Mevla buyuruyor bizlere burada, 16. ayetten başlayayım şeyden inşallah. Nem suresinden. Ve ver Süleyman Davud'a. Süleyman Aleyhisselam, daha da varis oldu. Bunu da açıklamıştım. Ve kâle. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam, ya eyyühen nasu, ey insanlar, halkına bunu söylüyor insanlar, ullimna mantıke tayri, ullimna, bize öğretildi, bildirildi. Bak, burada alimna değil, yani bilik değil. Yani Süleyman Aleyhisselam'ında hiçbir uğraşı yok. Bir çalışma, çabalama, eğitim yok bunda. Burada meşhur sigarasıyla geliyor buraya. Ullimna bize öğretildi. Öğretildi. Ne öğretildi? Mantıka tayrı, kuş dili. Kuş dili. Süleyman Aleyhisselam kuşların dilini anladı. Onlar konuştu onlarla muhtemelen. Konuştu böylece. Demek ki
kuşların da bir dili var. Onların bir sözlüğü var. Onlara kenara konuşuyorlar. İşte Hazreti Aleyhisselam'ın dilinden anlıyordu, onlara konuşuyordu. Ve ütina yine devam ediyor. Bize verildi diyor Hazreti Aleyhisselam. Mimikül şeyin, her şeyimize nasip verildi buraya. Yani ne kadar nimet ilahi varsa onların her birinden bize bir nasip verildi buraya. İnne haza lehüvel faldul mübin. İnne haza işte bu nimetler nedir diyor? Lehüvel faldul mübin Allah'ın fazlı keremidir. Açık bir Mevlamızın keremidir, faziletidir. İşte arkadan geliyor Süleyman Aleyhisselam'ın şimdi ordusuyla bir sefere çıkışı Süleyman Aleyhisselam'ın. Ve huşşire li Süleyman'a cunuduhu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam sefere çıkacak, emir verdi ve huşşire toplandı. İçtimai toplandı. Li Süleyman'a Süleyman'ın emriyle cunuduhu, cunud cendin çoğulu, cend ordu demektir, orduları. Bütün orduları toplandılar, orduları. Peki ordusu kimler oluşuyor bunun ordusu? Bakın şu saltana bakın muhtemelen. Bilen cinli cinlerden. Cinler asker olanları, ordusu dahil böyle şey. Hem cinlere iş yaptırıyor onları, hem de asker olarak kullanıyor bunları böyle. Yani cinli, cin toplandılar. Vel insi insanlar ve tayri kuşlar. Kuşlar havada. Havada. Cinler insanlar. Şimdi burada şey yapıyor müfessirler özellikle. Burada üç tane diyorlar zıt bir araya geliyor. Üç tane zıt. İnsan cinden çekinir. Kuş da insandan cinden çekinir. Yani birbirine bunu uyum sağlayamazlar bunlar. Sağlayamazlar böylece. Ancak bu orduda üç tane zıt güç bir araya geliyor böyle. Kuşlar insandan kaçmıyorlar. İnsan cin karma karışık beraberler. Beraberler. Üçü bir aradalar. Acaba başka hayvan da var mıydı acaba? Orduda Kur'an-ı Kerim'de bunda bir işaret yok burada muhteremler. Yani burada üç buraya geliyor. Minel cinni vel insi ve tayri. Cinler, insanlar ve kuşlar toplandılar. Kim bilir tabi kaç yüz bince kuş havada. Bütün kuşlar emrinde. Büyük ordu. Fehüm yüze'ûn. Fehüm onlar ordusu yüze'ûn. Kesin denetimde disiplin altında ama. Yani bir kuş kesinlikle böyle sapı bozamıyor. Düzgün gidiyor böyle. Yani bir ileri gidemiyor böyle. Cinler, insanlar tam disiplin, tam denetim, tam kesin kontrol altında. Süleyman Aleyhisselam'ın emri denetim der şey. Orada böyle gidiyorlar. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli. Bunlar karınca vadisine geldiler. Hatta bir şeyin sonucu anlamına geliyor. Arapça nihayeti geliyor. İza ete gelikleri zaman ala da istila içindir. Arapçada üstü anlamına geliyor. Bunlar üstten karınca vadisine geldiler. Demek ki uçarak yani rüzgar bunları getirdi. Getirdi bunları. Bunlar ne yaptılar? Bir vadiye geldiler ki o vadide karınca vadisiymiş. Arapça neml. Neml karınca anlamına gelir. Bunun için bu sure içinde bu isim verilmiştir. Bu surede. Neml suresi diye bu isim veriliyor burada. Bu vadi nerede oldu müfessirler tabi araştırıyor bunu böyle. En şeyi Şam civarında. Şam civarında dağ arasında büyük bir vadi. Oradan geçti, oradan oluyormuş. O vadinin de o dönemde karıncaların tam yuvası olduğunu biliyorlar. Kâlet nemletün. Bunlar vadiye gelince, daha vadiye girmediler ama.
girmeden kalet nemletün dedi ki bir karınca. Burada kalet Arapçada müennes zamiri, yani dişi zamiri. Nemletün karınca anlamına geliyor. Bir dişi karınca, dişi karınca şunu söylüyor. Yani bu dişi karınca onların emriymiş, amiriymiş, hükümdarıymış bak muhteremler. Demek ki karıncalarda biliyorsunuz arıda arı beyi vardı arılarda. Yani hayvanlarda da bir toplumsa yaşam vardır hayvanlarda. Demek ki karıncalar da başıboy değildir. Mesela yazın bakıyoruz, karıncalar böyle asker gibi böyle tek sıra halinde gidiyorlar, geri yuva dönüyorlar. Yani bir şey taşıyor, taşıyorlar böylece. Bu görüp alın karıncalar ve tek sıra giderlerken ben şahsen yazın merak ettim. Onların önüne sevdiği bir şey döktüm. Hiç bakmadı bana ortama. Bakmadı abi bakıma. Yani o karınca hayvanken onların sevdiği bir şeyi döktüm önlerine ki bakayım bırakacak mı görevini? Sapacak mı dedim böylece? Özel bir gözetledim. Baktım, dikkat ettim böylece. Kimse bakmadı koyduğum şeye. Hepsi ne yapıyorlar böyle? Aldığı bir şeyi yuvaya götürüyor. Yuvadan çıkanlar da boş, karnı aç belki de ama yine görevleri gidiyor bakmadığına böylece. Bir disiplin var şu alemde. Denge var muhtemelinde. Yani şöyle düşünsek ki o karınca yatan mevli, karınca yaratan Mevlamız karıncalara bu duyguyu vermiş. Şimdi diyor karıncaların beyi. Demek dişi karıncaların başıymış. Arı da böyle ama. Arı bey dişi olur. O da dişi olur muhtemelen. Bakın şimdi böyle. Arı bey de. Ya eyyühen nemlü duhulü mesakineküm diyor. Bak. Ya burada uyarı. Ey anlamına geliyor. Ya eyyühen nemlü. Ey karıncalar. Dişi karınca, karıncaların beyi, yöneticisi yuvada. Yuvadan bağırıyor. Ey karıncalar, üdühülü mesakine yüküm, hemen koşun, yuvanıza girin. Demek ki bunu diyor karıncalar. Lâhetem yüküm Süleyman'ı ve cünuduhu. Süleyman ve askerleri sizi çiğnemesinler. Şimdi dikkat etmişseniz muhtemelen farklamışsınızdır. Hava bulutlandı mı, bir yağış, yağmur alameti belirdi mi, hemen karıncalar yuva çekilirler. Hatta bazen yağmur aniden gelir yağmur bazıdan. Biz fark edemeyiz bunu bile. Edemeyiz bile. Ama karıncanın beyi bunu seziyor, biliyor. Allah'ın herhalde bir duyguyla. Duyguyla. Yağmurun başlamadan önce mutlaka karıncalar yuvasına çekilirler bak muhtemelen. Çekilirler böylece. Demek ki onlara bir alem bak böylece. Dişi karınca öyle buyuruyor. Ey karıncalar, ey karıncalar. Nasıl duyuyor bunu karıncalar? Antenleri var. İki tane anten var. Alıcı böylece. Alıcı böylece. Ey karıncalar, yuvasına çekiliniz. Süleyman Asire geliyorlar. Vehum laiş urun. Onlar farkına varmadan yani şuursuzcasına sizi çiğnemesinler sizi. Çıkın yuvanızda. Peki bu duyuyor musun Süleyman Aleyhisselam? Duyuyor musun bu karıncanın sesini şimdi muhteremler? İş buraya gelen işte bence. Yani karınca beyi yuvadan bağırdı. Tabii insanın kulağını duymaz. Yani karınca beyi şöyle avucunda alsak, buradan bağırsa insan kulağını duymaz. Bakın böyle. Ama bir ses çıkıyor. Bunu duyuyor karıncalar, insan duymaz bunu. Peki duydu mu Hüseyin Aleyhisselam bunu? Fetebesseme dahiken min kavliha. Bakın. Min kavliha. Hazamiri dişi karıncaya gidiyor. Hüseyin Aleyhisselam o karıncanın bu konuşmasından boşuna gitti, tuhafına gitti de fetebesseme gülümsedi, layıkan bayağı sesli güldü. Bir de böyle. Üç türlü gülüş vardır. Bir tebessüm. Tebessüm
sessiz bir gülümseme. Hatta bir insan namazda bir insan tebessüm ederse namazda kişi bir konuşuldu, bir şey oldu etrafında, bir şey gördü kişi böyle, hafif bir tebessüm etti. Hiç ses çıkmadı ama. Namazı bozmaz muhteremler. Bozmaz. İkincisi burada bak, vahayken, bık deniyor. Bu nedir? Hafif sesli gülme. Yani bunda bir ses çıkıyor, kişi yine duyuyor bunu. Duymuyorlar. Bu ne yapar? Bu namazı bozuyor işte muhteremler. Üçüncüsü de kahkaha ile gülüş vardır. Arapça aynı, Türkçe aynı bunlar. Fark etmiyor bunlar. Kahkaha ile, eğer bir insan namaz içerisinde kahkaha ile gülerse, nedir kahkaha ile gülme? Yanındaki duyuyor güldüğünü artık, sesi gülüyor. O zaman ne olur? Namazı bozulur, abdest de bozuluyor. Bakın ben şimdi bakın. Demek ki tekrar bunu inşallah. Bir insan namaz kılarken tebessüm ederse, hiç ses yok. Ama dudaklarından gülümsedi belli karşıdan. Bir gülümseme var ama ses yok. Kendi sıkıyor. Namazı bozmaz. İyi değil namazda, namazı bozmaz ama. İkincisi dıyık deniyor. Hafif sesli gülüyor. Bu ses çıkıyor ama. Bunu kendi duyuyor. Başka duymuyor bunu. Bu namazı bozuyor. Böyle bir şey oldu mu hem namazı bırakacak kişi yeniden namaz duracak. Hatta mesela cemaat olsa böyle bir şey. Cemaat namaz kılıyor kişi. Namazı yaraya gelmiş icabında. Sesli hafif sesli güldü. Kendi bunu duydu ama. Hemen namazı bozacak. İmam yanında uyuyacak. Ne yapacak? İmamı selam verince kalanı tamamlayacak bu kıtırenler. Üçüncü demek ki kahkahayla gülmek. Böyle gülümse olursa namazı bozuyor, abdesti bozuyor. Yani bir hadis-i şerif var bu konuda, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, iki yerde gülene Allah gazap ediyor bakın. İki yerde gülene Allah gazap ediyor. Biri namazda gülene, biri de cenazede gülene. Çünkü namaz nedir? Allah huzurunda. Demek ki kul Allah'a kendini veremiyor henüz daha böyle. Kul gaflette. İkincisi cenazede gülene. Ama günümüzde çok oluyor, yazık oluyor günümüzde böyle. Yani cenazeye gidiyoruz bakıyoruz değil mi? Hele hava da güzelse, dışarıya otorite konmuş, oturuyorlar böyle. Birbirine görenler, görmeyen eş dostu, şunlar, bunlar, konuşmalar, gülmeler. O mübarek ölen kişi yıkanıyor. Yıkanıyor orada. Ya kefenleniyor, işte tabuta konum hazırlanıyor. Cenazeye gelenler, güya cenazeye gelenler ne yapıyor? Kenar alanda konuşup görüşüyorlar. Aynı şey mezarda oluyor. Mezar aynı şey oluyor. Bir Allah kulu, bir mevta toprağa veriliyor da ölüm onun kaderi değil ki. Ölüm ortak kaderimiz. Yani şu anda ona bu nasip gelmiş, ölmüş. Bakıyoruz böyle, cenazen dönüşte böyle kabirden, mezardan herkes hele arabada oturmuş arabalara, oturma arabalarda sigarayı ağzına atıyor efendim. İşte araba yasaklı gerçi de yani ağzına sigarası efendim, konuşma, gülme, şunlar bunlar. Allah bunlara gazap ediyor muhtemelen bakın böyle. Gelin konuya inşallah. فَتَبَسَّمَ اللّٰيَكَ مِنْ قَبْلِهَا Süleyman Aleyhisselam o karıncanın sözünü duydu. Yani ey karıncalar yolunu çekin dediğini duydu. Ne yaptı? Fetebesseme tebessüm etti. Bayıkan ama sesi de güldü böyle. Onun sözüne. Ve kâle. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam Rabbi evzînen eşküre. Rabbim bu büyük bir nimet tabii. Yani karıncanın sesini duymak o anda. Karıncanın emrini duymak, anlamak bunları. Bir tek o nasip oluyor. O dönemde peygamber hakkında nasip oluyor. Allah'a yalvardı. Allah'ım bak Rabbi evzi'ni elihimni. Bana ilham et. Bana bildir. Neyi? En eşküre nimete gel enamtu aleyye. En eşkıya nimete gelin amta aleyye.
Allah'ın bana verdiği şu nimetlere şükretmek istiyorum ama nasıl şükredeyim? O anda nimetleri gözünde büyüttü. Zaten büyük nimetler tabii. Kuşlar emrinde. Hava kuvvetleri. Hava kuvvetleri muhtemelen. Emrinde hava kuvvetleri. Peki kuşlar bir iş yapayım mı o dönemde kuşlar? Var mı bir görevi? Var muhtemelen. Her kuş taş alıyor. Ayaklarına gazı muhtemelen. Kuş alıyor böylece. Hava kuvvetleri bomba atıyorlar. Böyle. Bomba atıyorlar. Onun için yeryüzüne hakim olsun varsın böyle. Tabii baktı Hüseyin Aleyhisselam cinler emrinde, insana emrinde, kuş emrinde. Demek ki kuşların dışında diğer hayvanlar da konuşma anlıyordu demek ki anlıyordu. Karınca da bunu duyunca baktı o kadar nimet Allah vermiş. Nimet kendisine, saltanat, peygamber o kadar büyük nimetler. Şükür aciz yani acizim. Allah'ım sen ilham et bana. Allah'ım sen bilir ki sana şükredeyim gördüm. Ve ale valideyye bir de ana babama ver nimeti de şükredelim. Ven a'mele salihan terdahu. Ven a'mele salihan. Bana Rabbim öyle ilham ver ki Rabbim sana ameli salih yapayım. Amel Allah kulluk. Namazda, cihatta hepsi bunda buna girerler. Ama amelen salihan, salih amel yapayım. İhlaslı, samimi amel yapayım. Terallahu. Öyle amel yapayım ki Allah'ım sen ondan razı olacağın amel yapayım. Terallahu. Sen ondan razı olursun. Öyle amel yapayım böyle. Biraz özeteyim inşallah kalan kısımlara biraz da burada. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri karınca tabi şekilde yuvalarına Süleyman Aleyhisselam'dan geçti bunlar. Geçince orada bir mola verildi. Mola verildi. Süleyman Aleyhisselam ve tefakkadet tayre. Önce kuşlara bir kontrol etti, kuşlara baktı. Tedriş etti. Bir kuşu göremedi. Hüdü denen kuşu, hüdü denen kuşu göremedi. Süleyman Aleyhisselam. O kuş ondan lazım olmuş ama onun için bakmış ona. Hüdud kuş. Bu kuş neymiş görevi? Suyu bulan bu kuşmuş orduya. Bu kuş yer altındaki suyu görüyormuş. Suyun da bir de mesafesini biliyormuş. İleride su varsa mesela 3 günlük yolda su var. Bu kuş bunu görüyormuş. Bir de yer altındaki suyu buluyormuş bu kuş böylece. Demek ki o anda su gerekiyor orduya. Su lazım oluyor orada. Süleyman Aleyhisselam kuşları tetviş ediyor. مَا لَا اَرَ الْهُدْهُدُ Bak ne oldu bana? Hüdüt kuşu yok. Nerede bu? Bir de bunu. Gelince de bana yanıma gelsin. Eğer bir özrü varsa, geçe özrü varsa affederim. Aksi halde onu cezalandırırım ben buyurdu. Ayetken böyle geliyor. Çok geçmeden kuş geldi muhteremler. Dedi ki ya Süleyman senin bilemediğin bir yere gittim. Bir yere gittim. Sebe'ye gitmiş. Sebe. Sebe Yemen'de yani Sana'ya yakın bir ülkeymiş o zamanlar Yemen'de. Sana'ya yakın bir devlet merkeziymiş. Orada Belkıs denen biri. Temlüküm. Bu kuş gidiyor, açılıyor, gidiyor, kuş gidiyor. Bu kuşun ne kuş olduğu, Türkçe ne anlama geldiğini araştırır muhteremler. Buna kamus, şunlar, bunlar çeşitli anlam veriyorlar. Onun için birini söylemeyeceğim bu şekilde. Arapçası, Kur'an dilinde adı Hüdhüd kuşu adı bu şekilde. Ne kuşuysa. Kuş gidiyor. Demek ki o anda orada belki de Mekke'ye geçmişti. Uzağa gidiyordu. Tabi rüzgar orduya götürüyor. Yemen'i yakırmış ordu. Kuş Yemen'e gidiyor. Şöyle diyor Süleyman Aleyhisselam'a, ya Süleyman, senin bilemediğinin bir yere gittim, bir ülkeye gittim, o ülkenin başında bir kadın vardı. Yani kadın, ülkenin yöneticisi, melikesi. Belkıs'e bir kadın var orada. O kadının da
Veleha arşın azim. Şimdi bu konu bize lazım burada. Veleha, o kadının vardır, arşın arşı tahtı. Azim, ama o güne kadar görülmeyen bir tahtmış. Çok muazzam bir tahtıymış bu kadının. Bu kadın babasının daha evvel hükümdarmış orada. Babası ölünce oğlu yokmuş, kadın buna geçmiş. Bu kadının babası insan, annesi cinliymiş muhtemelen kadına böylece. Babası insan, annesi cinliymiş böyle. Hatta rivayete göre bunun babası bir gün delikanlı daha gençken, gençliğinde bir kırda böyle ıssız bir yerden giderken iki yılanın birbirine savaş boğuştuğunu görüyor, iki yılanın böyle boğuşuyorlar. Biri beyaz alacalı benekli yılanmış, diğeri kara yılanmış. Bu genç bakıyor, kara yılan öbür yılanı öldürecek, boğacak. O beyaz alacalı yılan gücü yetmiyor kara yılana, o daha üstün geliyor. Bu hemen alıyor oradan bir sopa, kara yılanın başına boynu vuruyor, onu öldürüyor, bunu kurtarıyor bunu. Öyle yapıyor, gidiyor tabii yerine. Gece yarısı iki asker evine geliyorlar, iki asker. Efendim, bizim hükümdarımız seni istiyor. Yani kabil reisliğin hükümdarı kimse seni istiyor. Almaya gelip diyorlar. O da peki diyor, kalkıyor. Giderken bakıyor, ayakları ters. Anlıyor ki bunlar cin olması, olma ihtimali bunların diyor. Ama o tabii çıkmış artık, gidiyorlar. Bunu bir yere götürüyorlar, bir saray, içeri giriyorlar. Bir taht üzerinde bir oturmuş. O cinlerin padişahı mümberse bu. Oraya götürdüler bunu. Hemen cin padişahı ayağa kalkıp bunu karşılıyor. Bana dua ediyor. Yavrum, sen bugün benim yavrumu kurtarmışsın diyor. Onu sen buraya getirin, seni buraya getirin. Böyle kurtarmışsın. Böyle bir şey yapmadı efendim böyle diyor. Çocuk yanındaymış, genç delikanlı da böyle. Diyor ki çocuk, evet diyor. Filan yere diyor. Ben yılan şekline girdim giderken diyor. Bana bir kara yılan saldırdı diyor. Eğer sen beni kurtarmasaydın, o beni öldürürdü muhtemelen. Öldürsen mi kurtardın diyor. O zaman anlıyor ki bunun tam cin olduk anlıyor onların. İşte cin padişahı, yavrum, dile benden ne dilersen. Benim bir tek yavrum vardı, yerime geçecek. Sen bu yavrumu hayatını kurtarmışsın, ne istersen sana vereceğim. Yani altın, gümüş, ne istersen sana vereceğim. Dile ben ne dilersen. Gencin de gözü tokmuş o konuda. Tok gözüymüşken işte. Diyor ki cin padişahına, altın gümüşü ne yapayım, parayı ne yapayım ben diye. İstememiş ben işte. Olmaz diyor ama. İlle bir şey vereceğim ben sana. Ne istemeyeceğim ben sana deyince. Madem mutlaka bir şey verirsen bana o halde diyor. Ben diyor bekarım diyor. Evlenemedim şu ana kadar. Bir cin kızı varsa diyor, da evlenmek istiyorum onunla diyor. Diyor ki cin padişahı, benim kızım var, onu sana vereceğim. Kızını çağırıyorlar, kız geliyor oraya. Tabii cinler istediği görünebiliyorlar böyle. Yani bir cinin yaşı da olsun, gayet genç güzel görünebilir. Görünebilir. Bakıyor bu genç, bir kız geliyor ama artık eşi görünme kadar güzel bir genç kız. Tabii hemen talip oluyor, onu evleniyor. İşte o cinli kızdan, bu erkek olarak Belikıs doğuyor. Yani Yemen melikesi Belikıs deniyor, meşhur kendisi. O doğuyor buraya. Şimdi dedi ki bu Hüdud kuşu Süleyman Aleyhisselam'a, ya Süleyman, ben Sebe'ye gittim. Orada melikesi Belikıs'tan böyle gördüm. Ama onlar güneşe tapınırken onları gördüm diyor. Onlar güneşe tapınıyorlar ama. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam, ben sana bir mektup vereceğim. Kurtu kuşuna, büyük kuşuna. Ben sana bir mektup vereceğim. Al benim mektubumu, götür, at yukarıdan onlara böyle. At. Sonra fenzur mâda yercûn sümme tebel anhüm. Mektubum at, onları yukarıdan at. Sümme tevel anhüm, ona şöyle geri çekil, seni görmesinler. Fenzur. Bak gözetle. Mâd yercûn, bakayım ne karar verecekler. Demek ki
kuşağı da bizim konumuzu anlıyorlar. Değil mi bak? Ayet-i Kerime muhtemelen vereceğim. Ayet-i Kerime bu. Yunan dilini anlamıyoruz. Demek kuşlar bizim konuşmamızı anlıyorlar. Şeyh Hüseyin böyle buyurdu. Vereceğim mektubu al. Alt mı yukarıdan. Geri çekilir, görmesinler. Onlara gözete bakalım. Dinle onlara bakalım. Ne karar verecekler. Kalet gitti. Hemen gitti oraya. Melike, yani Belkıs taht üzerinde etrafın adamları varmış. Paşaları, komutanları, diğer adamları atıyor şeyini. Diyor ki bana bir mektup atıldı. İnne min Süleyman diye ayet-i kerime başlıyor. Allah adıyla mektup yazıyor böylece. Süleyman Aslan mektubu buna şöyle yazıyor buna. Ya Yemeksi Belkıs. Ordunla askerine haber gel, bana teslim ol. Yani İslam'ın buyruğu altına gir yani. İslam'ın buyruğu altına gir, teslim ol. Aksi halde ordu oraya gelirim, o zaman daha sen daha kötü olur böylece. Bu Belkıs çok akıllıymış ama, çok akıllıymış. Sordu ordu komutanı ne yapalım? Derler ki onlar daha önce ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin. Ya der hükümdarımız, bizleri ulu kuvvetin, biz bak güçlü kuvvetliyiz. Ve ulu be'sin şedidin. Çok savaşçı bizleri, savaşçıyız dediler bunlar şimdi bunlar. Tabi o Süleyman Aslan'a gücünü bunlar şimdi bunlar. O civarda böyle işte bunlar. Biz güçlü kuvvetliyiz ve savaşçıyı biliyoruz, savaşçıyız. Emek gene senindir. Fakat Belkıs bunlara ordusuna güvenemedi. Ben onlara bir hediye göndereyim dedi. O Süleyman'a kimse dedi. Bir hediye göndereyim. Eğer bu dünya padişahı ise, dünya sultanı ise benim hediyemi kabul eder, bu işe aldanır. Eğer bu manevi gücü varsa, peygamberse hediye bu kabul etmez buyurdu böyle. Buna karar verdi. Tabi kuş gibi haber verdi Süleyman Aleyhisselam bunu, böyle böyle anlattı durumu. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri ne hediye geldi. Hediye geldi, tabi bunu kabul etmedi Süleyman Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi burada bir konu muhteremler çok ilginç. Tabi uzun böyle konu da hepsine anlatmaya gerek yok. Tabi zaman da müsait tabi. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bulunmaları şimdi. Kale ya eyyühel mele'ü. Ey cemaatim. Süleyman Aleyhisselam yanındakilere. Kim o yanında? Tabi insanlar var, cinler var, her insan var böyle. İleri gelenleri, halk ileri gelenleri var. Ey cemaatim, ey hüküm yettiğini bir arşiha, hanginiz dedi, Belkıs'ın tahtını buraya getirirsiniz. Kable en yetünü müslümin, onunla teslim olarak buraya gelmeden önce hanginiz onun tahtını buraya getirirsiniz? Taht gelecek, bakın direkçe böylece. Gelecek. Kale ifrimine cinni. Kale ilk duşu aldı. İfritü minel cinni. Cinlerden bir ifrit. Cinlerde kabile kabile cinlerde, bölü bölü kabilelerde bunlar da en azgınları, insana karşı en acımasızları, en güçleri de ifrit denilen kabile. Dedi ki cinlerden olan ifritin başı. İfrit cinlerin başı. Eni atike bihi ya Süleyman ben onun tahtını buraya getiririm. Kable entiku min mekamik. Yerine sen kalkmadan getiririm. Süleyman Aleyhisselam her gün sabah oturmuş makamına, öğleye kadar hem devletçiyle görüşüyorlar, hem halkı dinliyormuş kendisi öğleye kadar. Dedi ki ifrit cinlerden en güçlü cinlerin, onunla başı kendisi de, ya Süleyman sen makamından kalkmadan, yani demek ki birkaç saat içerisinde ben de Yemen'den 10 tahtını buraya getiririm. Olayı bu tahtı getiririm buraya. Vinni aleyhile kaviyyün emin. Ben bunu yapmaya gücüm var ve güvenirsin bana. Bu iş yaparım da böyle de. Kalezindehü ilmün. Süleyman Aleyhisselam bu zaman biraz geniş geldi. Yani birkaç saatlik zaman yani Yemen'den
Hemen taht gelecek, olduğu gibi oraya gelecek yanına. Ama Süleyman Aleyhisselam bu zaman biraz geniş geldi, daha acele istedi. Kâlellezî indehû ilmün minel kitâbi. Şimdi ikinci bir kimse şimdi lafa karıştı, dedi ki bu kimse de indehû ilmün minel kitâbi. İlahi kitâptan mı ilim olan bir kimse. Ene âti kebiyyi kabinet aleyh barsın. Bu kimse kimdir şimdi muhteremde? Ona gelelim inşallah. Bir rivayette melekmiş bu. Melek. İki rivayet Hızır Aleyhisselam adıdırmış. Üçüncü rivayette Asab isminde Süleyman Aleyhisselam veziri. İsmi Azam'ı biliyormuş. İsmi Azam var. İsmi Azam. Bunu biliyormuş. Dedi ki ene atike bihi, ben de onu sana getiririm. Kabilen yetelike tarfük. Gözünü açıp kapayıncaya kadar buraya getirin oktan böyle. Gözünü açıp kapayıncaya kadar buraya getirin böyle. Bu neyle getiriyor bunu? Kitaptan ilmi var. Yani ismi azamı bilen kimseymiş bu ismi azam. İsmi azam derim. İsmi azam. Allah-u Teala Mevlamızın isimleri vardır. 100 isim vardır Mevlamızın Kur'an'da. Başka isimleri vardır. Kur'an'da 100 isim var Mevlamızın. Bunun 99'u biliniyor. Diğeri gizli. O ismi azamdır. Bir insan ismi azamı bilirse, ondan dua ederse, ismini yapar onu. Denize yürümek istiyor. İsmini okur, denize yürür, batmaz. Havada uçar muhtemelen. Aslan, kaplan bir dokunamazlar böyle. İsmini bilirse. Yalnız bir, bunu anlatayım bu konuda, araya girecek gerçi ama bir gencin biri ismi azam öğrenmeye çok meraklıymış. İlle ben bunu araştıracağım, soracağım, soruşturacağım, koşacağım, koşuşturacağım ve bunu öğreneceğim. Geziyor. Alimden alime, evliyadan evliyaya geze geziyor. En sonunda bir evlullah yine buluyor bu şimdi. Ne olur Efendi Hazretleri, size rica ediyorum, ismi azam aşıkım, bunu öğrenmek istemem bunu. Yavrum, evet, Rabbim bana bilirdi ama ben onu öğretmek de yetkili değilim, öğretemem. Bana bu yetki verilmedi. Peki kim onu öğretiyor? Mısır'da bir zat var diyor. Zinnun Mısri adları var diyor. Zinnun-i Mısri. Zinnun-i Mısri diye bir zat var. O şu anda zamanımızın kutbudur. Ona bu yetki verilmiştir. Eğer o dilerse, yani sende yeteneği görürse, tabi öğrenmez tabi böyle. Görürse öğretir. Peki ben ona gideyim ama diyor, acaba diye bir mektup versem bana, yani sizin tarafınızdan girsem de, bir yani arka olsun bana da, olmaz mı? Olur diyor. Bekle bakalım diyor. Bu arada beklerken aradan birkaç saat geçiyor. Birkaç saat sonra ufak bir tencere kapaklı, bohçaya bağlanmış, getiriyor. Al yavrum bunu. Bunu sonra götür. Bunu ona götür diyor. Benim selamımı söyle. O zaman belki öğret o zaman böyle diyor. Ama sana bir tavsiyem var diyor. Sakın yolda kapağı açma, bunu açma diyor. Bohçayı çözme. Sakın kapağı açmama böyle diyor. Bunu bu şeyi götür ona böyle diyor. Şimdi bu genç tabii seviniyor artık. Yani İsmail Azam artık o yola girdi. Öğrenme derdi. O havada uçacak. Denize yürüyecek genç tabii. Ama yeğen gidiyor. Akşam üzeri bir ağaçlıklı bir ormanda bir yere gelmiş. Oturmuşlar orada. Hafif hafif kararmış. Şimdi bakıyor tencere hafif bir kımıldıyor arada bir tencere. Tencere hafif bir kımıldıyor mu oluyor efendim tencere. Allah ne var tencere acaba böyle merak ediyor şimdi bu. Kaldır bakıyor hafif tencere ama. Koyu bırakıyor. Biraz yine hafif başlıyor tencere kımıldıyor. İçinde bir şey sanki var tencere üstünde. Acaba ne var bunun içinde şimdi diyor. Merak ediyor şimdi. Ne var acaba bunun içinde? Aklına geliyor ama bana tembih etti. Sakın bunu açma dedi bana diyor. Açmayayım. Açmayayım diyor ama tabii insan olgunlaşmayan insan nefsine hakim olamaz.
Hakim olamıyor nefsine. Ne diyor kendi kendine? Canım o bana açma dedi ama o nerede? Burası neresi? Nerede? Bunu görecek bunu. Şimdi boş şey açıyor. Hafiften yıkarmak kaldırıyor. İçe küçük bir fare varmış. Atlayıp kaçıyor. Koşuyor mu? Tam bir fareyi. Kapanı kapıyor. Başlıyor bağlıyor gene. On barizat da gidiyor şimdi Mısır'da. Ona gidiyor. İşte selam kıyandan sonra ölmüşte filan bir barizat beni gönderdi. Selam gönderdi. Bir de bu tenisi hediye gönderdi bu tenisi efendice. Koy arama diyor. Koy oraya. Diyor ki yavrum bir isteğin var mı benden diyor. Yapacak bir şey var mı sana diyor. Aman efendim. Bir ismi azam aşıkım. Ne ol bana örtür müsün bunu? Yavrum o ehil olmana verilmez diyor. Ancak o ehline verilir böyle. Sonra ehli değilsin ağam. Ama efendim işte ben şöyle böyle yaparım. Sonra kötüyü kullanırsın diyor. Kötüyü kullanırsın. Ehli değilsin diyor. Mesela öğretemem bunu. Ben buna, sen buna sahip sıkamazsın yavrum. Saklayamazsın sen bunu diyor. Ya vallahi yaparım. Billahi de şöyle tallahi de başı yemin etmiş yapmaya. Ah yavrum abi küçük fare sahip olmadın diyor. Sen onu sahip olacaksın bana böyle böyle diyor. Anlıyor tabii şimdi muhtemelenler. Evet. İsmi azam var muhtemelen ama demek ki ehline veriliyor. Biz ne yaparız onu? Hemen nefis adına onu kullanmak kalkıyor. Evet, kullanmak kalkıyor böyle. İşte şimdi Süleyman Aleyhisselam sordu bunlara. Dedi ki Belkıs ordusu evvel buraya gelmeden önce onun tahtını buraya kim getirir? Önce cin, ifritlerden, en azılardan ben getiririm bunu dedi. Bakamadan, kalkmadan daha. İkinci olarak bir şahıs çıktı. Ya melekti, ya Hızır Aleyhisselam'dı. Üçüncü kavilde, sözde Ahsa üstünde vezirdi. İsmi azam biliyormuş. Ben getirmedi. Açıp kapayıncaya kadar. Getir bakalım derken Süleyman Aleyhisselam baktı ki فَلَمَّا رَيَهَا مُسَكِرًا اِنْدَهُ Süleyman sonra getir derken baktı taht oraya gelmiş bak. فَلَمَّا رَعَهُ مُسَكِرْنَ اِنْدَهُ Orada duruyor taht. Şimdi günümüzde biliyorsun televizyon da böyle hayaline getiriyor. Ama tabii canınızı getiremiyor muhtemelen. Getiremiyor. Bu da bir mucizedir bu. Getirmiştir. Sonra Belkıs geldi. Derler, Süleyman Aleyhisselam bunun işlerini imtihan etti. Bu senin tahtına benziyor mu bu taht? Bu taht senin benziyor mu dedi. Şunun cevabı kâlet ki ennehu hu. Kâlet ki ennehu hu. Sanki o aynı o tıpkı o sanki. Dedi böylece. Hatta değişti bir tahtı böylece ikincisini. Sonra muhteremler Süleyman Aleyhisselam Belkıs'la evlendi kendisiyle. Bu konular geçti burada böylece. Kendisiyle evlendi. Şimdi şeye gireyim inşallah. Süleyman Aleyhisselam bir de ölümüne gelelim. Ölümüne gelelim. Yani ona kalmayan bu dünya saltanatı kimseye de kalmayacak. Mevla buyuruyor bizlere Sebe ayet 14'te onun ölümünü Meryem'si bildiriyor. Süleyman Aleyhisselam ölümünü. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ Ona ölüm artı hükmetik Mevla buyuruyor Süleyman Aleyhisselam'a. Ölecek tabi. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِ اِلَّا دَابِ اَلْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَدَ Süleyman Aleyhisselam bir köşk yaptırmıştı cinlere, her tarafı camdan. Her tarafı camdan. Süleyman Aleyhisselam'ın ibadet günleri varmış kendisinin. Devamlı ibadet yaparmış ayakta. Allah'a kulluk yaparmış, ne yapıyorsa. O zaman emir veriyormuş, kimse saraya gelmesin diye. Camlı köşk. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri, asası varmış kendisinin, denek yani. Ona dayanıp böyle, hem dışarıda gözlermiş, ibadeti yaparmış kendisi de. Yine o anda, yani ölümü geldiği anda da cinleri toplamış, hemen köşkün karşısında onlara bir bina yaptırıyormuş cinlere. Ağır iş ama.
Taş getiriyordu dağlardan. Şunu da bunu yapıyordu kendisine. Yapıyorlarmışlar. Azra Aleyhisselam geldi. Süleyman Aleyhisselam heybetli, aslan dayanmış, cinleri gözetliyor. Azra Aleyhisselam geldi. Ya Nebiyallah, ya Allah'ın peygamberi. Baktı, Azra Aleyhisselam. Ürktü ama şimdi onu görünce. Ürktü onu görünce. Heybetiymiş yok. Ne var ya Azrail? Ya Nebiyallah, emir verdi. Canını almaya geldim. Canını alacağım. O halde dedi, ben de güzel bir dengeleyeyim kendimi. Asaya dayanayım da bir canımı al. Hemen düşmeyeyim. O yapı yarım kalmasın dedi. Çünkü ölünce tabii cinler dağılıp kaçacaklar oradan. O yarım kalmasın dedi. Ben o dedi asaya tam dengeleyeyim. Orta önüme alayım bunu. Canımı al bu şekilde. Ve öyle yaptı Azaz Hazretleri de. Tabii peygamber kendisi de. Onun canını aldı. Tam dengelemek kendisini asaya öyle kaldı. Öyle kaldı. Öldüğünü kimse anlayamadı. İlla davetekü min se'ete. İlla davetül erdi. Bir yer kurdu. Ağaç kurdu, yer kurdu. Bunun asasını denine yemiş. Böyle yemiş. Derken asası kırılınca felemma harre hemen yere düştü. Tebeyne cinni o zaman cinler bunu öyle anladılar muhtemelen bak. Şimdi burada ne var şimdi burada bu ayet-i kerimede? Burada birkaç konu içine alıyor bu ayet-i kerime. Bir, peygamberlerin cesedi kokuşmuyor, çürümüyor. Kurusu gibi bir yerde, kapalı bir yerde asasların ölmüş. Ne kadar kaldır hesabı yapmışlar o zamanlar mı? Sonra yapmışlar bunun böylece. Bir kurt almışlar, aynı kurcunu kurt almışlar. Ona bir asaya deneye koymuşlar. Bakmışlar ki bir gün ne kadar yiyor bu kurt. Bunun milim ölçüsünü yapmışlar. Yani ölçüye göre aşağı yukarı bir yıl sürecekmiş, gelirmiş, kalınmış asası. Yani onların hesabına göre o zaman da ancak bir kurt o asayı bir yılda kemirmiş elinde kemirmişe. Demek ki tabi bu tahmini bir şeydir bu. Varsayım dayalıdır. Ama en azından aylarca bir zaman geçtiği kesin. Hasemi Aleyhisselam Kudüs gibi sıcak bir bellede saray içerisinde biraz da camlı köşkü ısıyı da geçirir. Daha sıcak olur içerisinde. Hasemi Aleyhisselam giyilik vaziyetinde içerisinde ağzı dayanmış şekilde ölüyor. Aradan aylar geçtiği halde bedenin ne kokuşuyor, ne çürüyor, ne de yüzünden ölüm alameti beliriyor yüzünden. Yani yüzü böyle tebessüm halindeymiş o halde, öyle kalıyor muhtemelen. Bu bir. İkinci konu, اَنَّ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالَبِسُ فِي الْعَذَابِ الْمَهِينَ Allah buyuruyor. Velham buyuruyor, eğer cinler gaybi bilselerdi, karşılamazsa öldüğünü bilirlerdi, o işi çalışmazlardı. Ne zaman Hüseyin Aleyhisselam böyle asa kırıldı, felemma harre, birden pat diye düştü, yüzü koydu işte böylece. Olmayınca bunun farkına vardılar, kaçtılar, kurtuldu diye kaçtı bundan. Demek ki bakın cinler, o öldüğünü fark edemediler kendisini. Fark edemediler, orada kaldılar. Bunun için inanma gerekiyor cincilere muhteremler. Yani günümüzde bir felaket oldu bu ki, neden felakettir? İmana, inanca zarar verdiği için. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor, ancak gaybı Allah bilir. Yani gizli bir şeyi ancak Allah bilir. Yani peygamber de bilemez bunu, tabi cin hiç bilemez bunu, gaybı bilemez. Günümüzde eşyası çalınan bakıcıya gidiyor, cinciye gidiyor. Kadınlar mesela altınları çalınıyor, cinciye gidiyor. Bunun iki çeşit zararı var. Bir, ona inanırsa imana gider muhtemelen bak böyle. Gaybı alabilir. İkincisi bir de şu oluyor. Şimdi bakıcıya gidiyor, cinciye gidiyor. Efendim benim altınlarım çalındı.
Tabii ne yapıyor bu? Alaver değil mi? Alaver, dalavere. Üç karşılık. Ne yapıyor? Efendim senin altlarında yabancı çalmamış. Siz de yakınınızdan biri gene bu. Genelde bunu kullanırlar. Size yakınınızdan biri bu. Acaba kim acaba olabilir? Hoca efendim orası yalvar ya. Efendim işte acaba kim olabilir bu? Erkek mi kadın mı? İşte kadın işte. Ay bana nasıl tipi, şekli falan bu şekilde? Güya işte orta böyle sarışın maraşın der. Şimdi ne yapar bu kimse? Ne yapar? Ona inanırsa Allah korusun, şöyle bir yakın araştırır. Tamam, arkadaşı, komşusu, akrabası, şusu busu. O eşyara uyuyor meşgale, o çalmış onu ihtiyar eder muhtemelen. İlla Teala Fatiha.